Her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri. Şimdi sen bu ayetten ne anlıyorsun abi? Allah diyor benim hükmümle hükmetmeyen kafirdir mesela. Sen bu ayetten ne anlıyorsun? Allah'ın hükmüyle yönetmeyenler ve bunlara destek verenler, bunlar zaten şirk içindedir. Çünkü bak dedi ki namazı Allah'tan başkasına kılan kafir olur. Hüküm de Allah kendisi söylüyor. Hüküm ibadettir diyor. Hükmü Allah'tan başkasına veren nasıl kafir olmaz ki bu ayetlere göre? Sen mesela Müslüman olmak için ne gereklidir abi? Sana söyleyeyim. Müslüman olman için bazı toplumlar diyor kelime-i şehadet getir, namaz kıl, oruç tut. Bunlarla yetmez abi. Bunlarla yetmez. Senin ismin Muhammed olsun. Sen Kabe'yi kaç kere hac et. Ondan sonra ne bileyim kendini dört dörtlük Müslüman zannet. Bunlar seni kurtarmaz. Allah ne diyor Müslüman olmak için? Bakara suresi 256'da diyor ki فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Her kim tağut, tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. İlk önce inkar diyor, sonra iman diyor. Yani inkar etmeden Müslüman olamıyoruz. Peki tağut nedir? Hiç duydunuz mu? Onu inkar etmediğimiz zaman Müslüman olamayacağımız bir şeyi bilmiyorsak biz nasıl Müslüman olalım ki abi? Tağut nedir? Kısa da sana açıklayayım. Tağut lügat manası olarak haddi aşmak, azmak, belirlenmiş sınırı geçmek. Şeriat manası ise şeytan, kahin, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen yöneticiler. Tağut budur. Mesela örneğin ben senin evine gelsem, sen eşya larını istemediğin bir şekilde dağıtsam ben senin evinde haddimi aşar mıyım? Haddimi aşarım. Dünya da Allah'ınsa, Allah'ın kanunlarıyla hükmedilmiyorsa o kişiler Allah'ın mülkünde hadlerini aşmış, tağutlaşmış olurlar. Allah ne diyor bak ayette? Bunları inkar etmeden Müslüman olamazsınız diyor. Allah bunu söylüyor, tamam? Şimdi sisteme bakalım. Normalde dünya Allah'ın sistemidir. Allah'ın dünyasıdır. Allah'ın hükmüyle hükmetmemiz gerekirken biz aciz insanlar daha evlerimize bile hükmedemiyorken kendi hükümlerimizle hükmediyorsak vallahi biz tağutuz. Billahi biz tağutuz. Allah bize kafir diyordur. Bizim tövbe etmemiz lazımdır. Allah bizlere hidayet etsin. Gerçekten cehennem zor bir yerdir abi. Ebedi bir yerdir.